Merhaba değerli dinleyenlerim. Ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Sizlere Lefke'den sesleniyorum. Bugün sizlere nistagmusu anlatacağım. Nistagmus bir göz rahatsızlığıdır ve istemsiz göz hareketleri meydana gelir. Nedenleri nelerdir? Buna bakalım. Nistagmus her iki gözü de etkileyen istemsiz göz hareketleri bozukluğudur. Hızlı ve tekrarlayan göz hareketleri ileri, geri, yukarı ve aşağı olabilir. Veya yay şeklinde kısmen dairesel de olabilir. Ve meydana gelebilir. Nistagmus tipik olarak görme keskinliği ve derinliği algısında azalma ile birlikte denge ve koordinasyonu etkileyebilir. Çoğu zaman nistagmus doğuştandır ve 6 hafta ile birkaç ay arasında ortaya çıkabilir ve rahatsızlık kalıtsal olabilir. Ancak nistagmus her yaşta insanı özellikle nörolojik bozukluğu olanları etkileyebilir. Dünya genel popülasyonundaki nistagmus prevalansı bilinmemektedir. Ancak İngiltere'de yapılan bir çalışmada 1000 kişi başına 2,4 vaka olduğu tahmin edilmektedir. Çalışmada ayrıca nistagmusun Beyaz Avrupa nüfusunda Asya, Hindistan, Pakistan ve diğer Asya kökenli popülasyonlardan önemli ölçüde daha yaygın olduğu bulunmuştur. Nistagmus'un türlerine baktığımızda farklı nistagmus türleri arasında şunlar yer alır. Evet, nistagmus'un çeşitlerini sayarsak manifest nistagmus, congenital nistagmus, manifest ve latent nistagmusun birlikte görüldüğü haller, edinilmiş yani sonradan kazanılmış nistagmus, latent nistagmus, buna gecikmiş nistagmus da denir. Konjenital nistagmus, bu rahatsızlıkta gözlerimiz salınım esnasında bir de hareket eder, sarkaç gibi sallanır. Diğer birçok infantil nistagmus türü şaşılıktır. Biçimleri olarak da sınıflandırılır. Yani gözler her zaman birlikte çalışmaz. Manifest nistagmus her zaman mevcutken latent nistagmus bir göz kapağında ortaya çıkar. Manifest ve latent nistagmus sürekli vardır. Ancak bir göz kapatıldığında kötüleşir. Edinilmiş nistagmus bir hastalık, daha çok multiple skleroz, beyin tümörü, diyabetik nöropati, kaza, travma sonrası veya nörolojik bir sorunda bir ilacın yan etkisinden kaynaklanabilir. Hiperventilasyon yani aşırı havalanma, bir gözün önünde yanıp sönen bir ışık, nikotin ve hatta titreşimlerin bile nadir durumlarda nistagmusa neden olduğu bilinmektedir. Edinilmiş bazı nistagmus formları ilaç veya ameliyatlarla tedavi edilebilir. Evet, nistagmusun nedenlerine baktığımızda belirtileri ve zorlukları nelerdir nistagmusun? Yukarıda belirtildiği gibi nistagmuslu çoğu insan bu rahatsızlıkla doğar veya rahatsızlık yaşamın erken dönemlerinde gelişir. Bir travma veya hastalık ile uyarılmadığı sürece nistagmus neredeyse her zaman nörolojik problemlerden kaynaklanır. Başlıca iki nistagmus türü şunlardır. Optokinetik nistagmus gözle ilgili nistagmustur. Vestibüler nistagmus genelde iç kulaktan kaynaklanan nistagmustur.
İç kulak problemleri olan insanlar sıçrayıcı nistagmus olarak adlandırılan bir rahatsızlık geliştirebilir. Gözler yavaşça bir yöne doğru kayar, ardından hızla diğer yöne sıçrar. Gözlerin hareketi nedeniyle bu rahatsızlığı olan insanlarda bulanma ve baş dönmesi gelişebilir. Genellikle geçici olan bu nistagmus türü Meniere hastalığı yani iç kulak bozukluğu olan kişilerde veya bir kulağa su yerleştiğinde de ortaya çıkabilir. Dekonjestan almak bazen bu tür nistagmusu ortadan kaldırabilir. Tüm nistagmus formları istemsizdir. Yani rahatsızlığı olan insanlar gözlerini kontrol edemezler. Bazen kişi yetişkinliğe ulaştığında nistagmus biraz iyileşir ancak yorgunluk ve stresle artabilir, kötüleşebilir. Nistagmus hem görmeyi hem de benlik kavramını etkiler. Nistagmuslu çoğu insanın görme yetisi bir dereceye kadar sınırlıdır. Zira gözler sürekli olarak gördüğü şeyleri tarar ve net bir görüntü elde etmeyi imkansız hale getirir. Nistagmuslu bazı hastalar yasal olarak kör olarak kabul edebilecek kadar fazla görme problemine sahiptir. Nistagmusunuz varsa sadece görme yetiniz etkilenmekle kalmaz. Aynı zamanda bu rahatsızlığı olmayan insanlardan farklı görürsünüz. Gözleriniz sürekli hareket halindedir. Daha iyi görmek için başınızı çevirmeniz, gözlerinizi sıfır noktasında olarak adlandırılan bir yere kilitlemeniz gerekebilir. Bu gözlerin en az hareket ettiği görüntüyü daha iyi görmek için başı stabilize eden belirli bir kafa açısıdır. Nistagmusunuz olduğunda bu farkın kişisel ve sosyal sonuçlarıyla uğraşmanız gerekebilir. Nistagmus diğer insanlarla ilişkileriniz, eğitim ve iş fırsatları ve imajınızda dahi olmak üzere hayatınızın neredeyse her yönünü etkileyebilir. Çoğunlukla nistagmus ile ilişkili sosyal ve kişisel zorluklarla karşılaştığınızda danışmanlık faydalı olabilir. Peki hepinize aklına şu soru gelebilir. Peki nistagmus tedavi edilebilir bir hastalık mı? Çaresi var mı? Ne yapmamız lazım gibi sorular gelebilir. Tedavisine değinirsek bazen nistagmuslu insanların fayda gördüğü bazı tıbbi ve cerrahi tedaviler mevcuttur. Ameliyat genellikle başın eğilmesini azaltarak ve kozmetik görünümünü iyileştirerek sıfır pozisyonlarını azaltır. Botoks veya baklofen gibi ilaçlar genellikle sonuçları geçici olmakla birlikte nistagmusun istemsiz göz hareketlerini azaltabilir. Botoksu güzellikte ve diğer şaşılıkta da uyguluyoruz bildiğiniz gibi. Nistagmuslu bazı hastalar biyofeedback eğitiminden yararlanır. Nistagmusunuz varsa düzenli olarak göz muayenesinden geçtiğinizden emin olun. Böylece hem sağlıklı hem de görme sorunları açısından izlenebilirsiniz. Hem gözlük ve kontakt lensler nistagmuslu hastaların daha iyi görmesine yardımcı olabilir. Kontakt lensler gözlerle birlikte hareket ettiği için kontakt lensler tarafından sağlanan görme yetisi bazen gözlüklerle sağlanandan daha nettir. Biz de bu gibi durumlarda kontakt lensi tercih ediyoruz. Göz doktorunuz ihtiyaçlarınız için en uygun görme düzeltme türünü sizlere bildirecektir. Bir de şu konuya değinmek istiyorum. Bu az gören insanlar, teleskopik gözlük ve nistagmusu sizlere anlatmak istiyorum. Nistagmuslu teleskopik gözlük kullanmasında önemli kurallar vardır. Teleskopik gözlük ile nistagmus görmenin 1 bölü 10 düzeylerine kadar düşmesi nedeniyle
Nistagmus teleskobik gözlüğün en fazla kullanıldığı alandır. Yaşam tarzı, özellikle bir nistagmus hastasının rahat etmesi ve iyi görmesi için bir yaşam tarzı belirlenmesi gerekir. Bu tip göz hekiminin vereceği 3-4 sayfalık metin ile sağlanabilir. Önce yapmanız gerekenler, tedaviye bakılmama, atlamama ve teleskobik gözlük vermeden önce bir göz hekiminin yapması gereken çok şeyler vardır. Öncelikle titremeyi kontrol. Titreme azalırsa görme de artar. Görme artarsa titreme de azalır ama bu sarı nokta foveanın sağlıklı olmasına bağlıdır. Fovea nedir peki? Sarı nokta bozuksa özel uygulamalarla sarı nokta dışında bir alan oluşturarak görmenin geliştirilmesi sağlanmalıdır. Bozukluk çok veya geniş ise hastanın bu şansı yok demektir. Skotom nedir? Skotom alanı denilen görmeyen alanların belirlenip egzersizle giderilmesi de gerekir. Tekrarlayabilir hastaya basit yöntemlerle skotomu belirleme ve giderme öğretilmelidir. Prizma ile yönlendirme, bir nistagmus hastasının daha net gördüğü bir nokta vardır ve bu noktada titreme de en az düzeydedir. Biz buna nul noktası diyoruz. Merkezi görme, sarı nokta bozuk uzağı ve yakını az görüyor. Gençlerde okul nedeniyle yakın okuma önemlidir. Okumada neresi kullanılır? Bozuk olan sarı nokta. O halde görüntü prizma ile başka bir alana kaydırılarak yakın görmeyi sağlanmalıdır. Bunu sadece teleskobik gözlük kullanarak sağlayamazsınız. Periferik görmeyi de aktifleştirmek gerekir. Biz okurken, yazarken, bilgisayara bakarken merkezi görmeyi kullanırız. Karşıya bakarken merkezi ve çevresel görmeden oluşan geniş bir alanla görmeyi sürdürürüz. Yakın görmede çevresel görmeyi kullanamazsınız. Örneğin, araba sürerken merkezi görmeyi kullanırsanız kaza yaparsınız. Merkezi görme nistagmusta çok yüksek oranda bozuktur. Mecburen çevresel görmeyi kullanmak zorundasınız. Bu da bir takım öğreti, egzersiz ve gözlükle sağlanır. Yeni bir odak oluşturmak, merkezi görmesi bozuk olanlarda görüntüyü biraz farklı alanlara taşıyarak yakın görmede rahatlama sağlanır. Bunun için prizmatik cam gözlük numarası eklenir. Teleskobik gözlük sadece yakınlaştırır. Bu yakınlaştırmadan sağlanan görme yaşlılarda ve evde oturanlar için yeterli olabilir. Peki teleskobik gözlük verdik yeter mi? Çocuk, genç veya aktif yaşamını sürdüren kişiler için teleskobik gözlüğün harekete uygun olması ve görmeyi artırıcı uygulamalarda eklenmesi gerekir. Teleskobik gözlük, hareket ve nistagmus. Tabii ki nistagmus genç hastalığıdır ve mutlaka günlük aktivite anılması gerekir. Bu ise mini okutek gibi bir teleskobik gözlük kullanmayı gerektirir. Buna ilaveten nistagmuslu hasta teleskobik gözlük uygulamasından çok sayıda teknik konu vardır. Doktorunuz gözünüzün durumuna göre bunları uygulamaya sokacaktır. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Evet. Sorusu olan varsa onların sorularını cevaplayabilirim. Evet. Aslı hocam sormuş. Nistagmus'un ameliyatla ya da başka tıbbi tedavisi var mı diye. Ameliyat tedavisi yok. Botoks uyguluyoruz titreşimleri azaltmak için. Bununla ilgili bazı uygulamalar yapıyoruz. Bunun dışında hastalarımıza herhangi bir miyop, astigmat ya da hipermetropi varsa gözlük veriyoruz. Eğer salınımlar çok fazlaysa botulinum toksini denen botoks uygulaması yapıyoruz hastamıza. Evet, az görüyorsa da mutlaka teleskobik gözlükle hastayı güncel yaşamına geri getirmemiz gerekir.
Evet, hepinizi yordu. Beni dinlediğiniz için ve canlı yayınıma katıldığınız için özellikle Aslı Hocama çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgiler diliyorum. Yeni bir canlı yayında buluşmak ümidiyle hepinize hoşça kalın. Hayırlı akşamlar dilerim. İnşallah göz sağlığı bozulmadan sağlıklı günler diliyorum. Hepinize hoşça kalın. Sağlıklı kalın. Mersi, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.